bu adamın avukatlığını üstlenen, bu örgütün avukatlığını üstlenen profesörler var ama bu profesörlerle görüşmüyor. Kadın avukatlarla, 23-24 yaşlarında kadın avukatlarla sıkça görüşüyor. Bu görüşler nasıl sağlanıyor ve bunu niye anlatıyorum aslında? Oraya ne kadar süre görüştükleri belli mi? Mesela bir avukatla ne kadar süre? Çünkü bu kadar insanla görüşmek de yani bir zaman meselesi. Yani toplamda şimdi hepsiyle ilgili şeyler değişiyor ve işin üzücü yanı gerçekten sürelere baktığınızda evet o hani uzun süre görüştüğü kişi genç bir avukat. Uzun süre görüştüğü güzel bir kadın avukat gibi hani onları çok net çıkarabiliyorsunuz aslında. Sürelerle görüştüğü kişinin profilini öngörebiliyorsunuz. Kadın avukatlarla görüş süresi 40 günde 500 saat. 40 günde 500 saat ki bunun içinde hani 40 günün 40'ında da gitmiyor muhtemelen avukat. Hani gidemiyor ama 500 saat görüştüğünü görüyoruz yine o sizin de gösterdiğiniz raporda. İçerikleri var mı? Bunu neden yapıyorlar? Biz içerik bilmiyoruz değil mi? Avukatların neler görüştüğünü bilmiyoruz, bilemeyiz. Tabii avukatlarla neler görüştüğünü bilmiyoruz ama sizin elinizdeki raporda da var. Gir çıklar çok fazla oluyor. İşte muhtemelen dışarıyla irtibatı kurmak hem de belki Adnan Oktar'ın işte mevcut niyetlerine biraz hoş etmek. Yani avukatlar da Adnan Oktar'ın aslında bu Kedicik belgeselinde anlatılan, bizim de hep anlatmaya çalıştığımız kadınları mağdur etme niyeti, kadınları kullanma, onlara olan işkence metotlarını aslında avukatlar da cezaevinde yaşıyor hale geliyorlar. Peki o avukatlardan hiç bundan şikayetçi olan oldu mu? Şöyle şimdi bu insanlar bu işin içine girdiklerini anlamıyorlar aslında. Yani Adnan Oktar suçun içine öyle bir çekiyor ki insanları, suç işlediğini fark etmiyorsun. Ya da öyle bir kullanıyor, öyle bir istismar ediyor, öyle bir hale getiriyor ki hep anlatılan öyle bir şeyin içine girdiğini çok zaman sonra anlayabiliyorsun. Gerçekten suçun konusu olduğunda, suçu işleyen olduğunda anlıyorsun. Bunu biz gördük işte, beni bir meslektaşım tehdit etti. Duruşma öncesi. Yani bu şey hukuk okumuş, mezun olmuş, avukatlığını yapmaya çalışan genç meslektaşım beni tehdit etti. Sonra anladık ki zaten kendisi örgüt üyesiymiş. Adnan Oktar'ın kitaplarını dağıtan, yıllarca ona hizmet eden ekibin içindeymiş. Muhtemelen şu anki genç meslektaşlarımız da henüz nasıl bir oyunun, nasıl bir düzenin içinde olduklarının farkında değiller. Ha, farkında olan vardır, onlar da korkuyordur. Bunu da görebiliyoruz. Yani şu an için bizzat böyle gelen yok. Fark eden çok var ama şikayetçi olma cesaretini gösterebilen tabii ki çok kolay değil. Şunu bir kere daha tekrarlayalım. 40 günde 500 saat dediniz. Evet. 40 günde 500 saat görüşme kaç var. Kaç farklı sadece avukat? Kadın avukatlarda. Kaç farklı avukat, kadın avukat dediniz? 63 farklı kadın avukatla 500 saat görüşüyor. Tekrar var mı? Efendim? Tekrarlar var mı? Hepsiyle birer kere mi görüşüyor? Tekrarlar var. Bazılarıyla tekrarlar var. Tabii. O zaman bir itiraz da yok diyebiliriz herhalde, değil mi? Ya bunu bilemiyorsunuz tabii. Bazıları var. Tabii ki yani şeyin içine giren, bu sistemin içine gel. Şöyle itiraz. Şimdi yeni mezun olmuş bir avukattan bahsediyoruz. Hı-hı. Mesleğini sürdürmek istiyor. Dediğim gibi bir suçun içinde olduğunu farkında değil zaten. Nasıl bir düzenin içinde olduğunu farkında değil. O yüzden de bunu fark etmeden evet bu düzenin içinde bir süre devam eder. Yani zaten 40 günden bahsediyoruz. 40 günde Adnan Oktar'ın ona nasıl bir kötülük yapacağını, nasıl bir düzenin içine girip hayatını bitirebileceğini fark etmesini bekleyemeyiz zaten 23-24 yaşında bir kişiden. Avukat olsa dahi. Hı hı. Çünkü onların bir kısmı bunu zaten suç işleme amacıyla örgüte üye olduk, hadi gidelim Adnan'a hizmet edelim diye yapmıyorlar. Avukatlık mesleklerini yürütüyorlar kendilerince. Çünkü bu kişilere çok profesyonel bir şekilde, şimdi belgeselde nasıl ki örgüte kazandırılan, alışveriş merkezlerinden örgüte kazandırılan kızlar anlatılıyor ya da belli ortamlardan. Burada da tevkil yoluyla, yani avukat bulma yöntemi vardı. Tam onu ve soracaktım. Şehir dışında bir işiniz olduğunda oradaki avukattan ya da iş yoğunluğu olduğunda müsait bir avukattan yardım talep edilir. Bu bizim mesleğimizde yaygın bir sistemdir. Bununla ilgili sosyal medyada da çok fazla kullanılan alanlar var. Sosyal medyadan yazılıyor. Adnan Oktar örgütü bu sistemi kullanıyor.
güzel kızlara, genç avukatlara, yeni mezun avukatlara bu sistemler üzerinden mesajlar atılıyor. Bir müvekkil cezaevinde müvekkil görüşmesi için uygun musunuz şu saatlerde, size şu kadar para ödeyeceğiz diyor. Henüz o kız bilmiyor bile öncesinde nereye gideceğini. Yüksek para teklif ediliyor. Normal şartlarda belki 600-700 TL'lerle, 1000 TL'lerle yapılacak işlere 2,5-3 katı, bazen 5 katı ücretler teklif ediliyor. Peki yani bu parayı kim ödüyor? Bu parayı kim ödüyor? Bu parayı Adnan Oktar'ın ödediğini düşünmüyoruz. Düşünemiyoruz çünkü Adnan Oktar mahkemede zaten gelirini aylık 3000 lira olarak belirtti. Annesine üzerine herhangi bir mal varlığı da yok. Bu para yine örgüte gelen fonlarla, dışarıdan gelen desteklerle, yurt dışından gelen paralarla ve işte örgütün kaçırdığı paralarla ödeniyor tabii ki diğer örgüt üyeleri tarafından. Ya bu da aslında sistemin bir şekilde işlediğini bize gösteriyor. Öyle değil mi Serdar Bey? Şaşırdınız mı? Skandal yani. Şaşırmadım. Bu konuyla ilgili benim bildiğim başka bir şey var. Buyurun. Çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir üstadımıza da böyle bir teklifi götürmüşler. Hı. O da tabii tecrübeli bir avukat. Benden ne istiyorsunuz demiş. Gitmiş cezaevinde görüşmüş. Hı. Sizden sadece bizim kamuoyu yüzümüz olmanızı istiyoruz deyince ve teklif ettikleri rakam açık söyleyeyim milyon dolarlarla açıklanabilecek bir rakam. Ben demiş avukatım, dosyaya inanırsam savunmayı yaparım. Ancak sizin yaptığınız işleri görüyorum. İster milyon dolar teklif edin, ister milyar dolar, bu dosyayı almıyorum. Ben avukat olarak bir örgütün kamuoyu yüzü olamam, kusura bakmayın diye. Bu da Atatürkçü bir avukattır. Hı hı. Ve teklif edilen paraları elinin tersiyle iterek hala onurunu, bana göre meslek onurunu koruyan çok saygın bir hukukçudur. Böyle üstadlarımız da vardır. Evet, teşekkür ediyorum. Eser Hanım, hani burada sadece kadınlar dediniz ya, yani orada bir istismar da mı var? Yani niye burada sadece kadınlar? Onu biraz, o kısmı biraz daha açar mısınız? Çünkü arayışı sadece bir avukat olsa, değil mi? Bu kadar uzun vakti sadece kadınlarla geçirmeyebilir. Burada başka bir okuma da yapmak gerekiyor mu acaba? Tabii ki kesinlikle öyle. Çünkü burada hani dışarıdan evet savunma hakkı olduğu için hani bu kutsaldır ve bu yüzden cezaevi görüşleri olabildiğince geniş tutulmalı, ama dediğiniz gibi yani o kadar fazla kadın